Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bugün bir hayli renkli konuklarımız var. Hem kişilik olarak hem giysi olarak. Gerçekten bayağı renkliler. Sevgili Zeynep Merkit. Merhaba. Ve sevgili Taner Şengezener. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, konuklarımız bugün söylediğim gibi bayağı renkliler. Ee, bir arada <laughs> beyaz ben kalmışım. Zeynep Merkit dört kez Türkiye Bayanlar e, Rally Şampiyonu oldu. Taner Şengezener e, pistte... Şampiyonluğu yok ama tırmanmada <laughs> şampiyonluğu var. Pisteki şöhreti de en agresif pilot olmasından kaynaklanıyor. Ama bunun ötesinde Taner İzmir'de bir yarış okulu açtı. Bu yarış okulundaki misyonunu anlatacak. Neler yapıyor anlatacak. Bu arada Zeynep Merkit de yarışmaya dönmek için sponsor arayışından söz edecek. Aslında biraz üzerinde duracağımız şey de bugün aslında sponsor. Sponsordan Farklı mı değil. başlayayım yoksa Taner Şengesenler yarış okulunu mu anlatsın? Nasıl istersiniz? Bence okula anlatsın çünkü o da sponsorlarla <laughs> bağlantılı gibi geliyor sanki. Evet. Dolayısıyla evet. oradan. İzmir'de ilk defa bir yarış okulu kurduk. Daha önce de senin programında bunun duyurusunu yapmıştık. <laughs> TeamX adı altında bir yarış okulu kurdum. Nisan ayından beri faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 96 tane kayıtlı öğrencimiz var. Yetiştirdiğimiz ve bunlardan 14 tanesi lisans aldı ve yarıştı bu sene. Bu bizim için çok iyi bir rakam. Yani bu kadar öğrenciden yaklaşık %15, %20 kadar kişi yarışmaya başladı. Benim verdiğim, İzmir'de verdiğim, yarış okulunda verdiğim eğitimler daha çok birebir kendimin ilgilendiği, daha çok her öğrencimle bizzat ilgilendiğim eğitimler. Ve bu eğitimler sadece mesela iki gün sürüyor bizim kurslarımız. İki gün kursu verip, eğitimi verip bitmiyor. Bundan sonra antrenman programları uyguluyoruz. O antrenman programlarında e, bu işe merakı olan, bu işe ilgisi olan insanlar daha çok tekrar yapıp kendilerini geliştirebiliyorlar. Ve aynı zamanda da yarışlara katılabiliyorlar. E, bir de ufak bir yarış takımı kuruyorum bu sene. E, en az 5 otomobil, en fazla da 10 otomobil olmak üzere. Öyle bir rakam veriyorsun ki 5 veya 6 falan değil. 5 veya 10. 5 e, evet. ile 10 arasında e, aracımız olacak. Şu anda 7 tane aracımız var zaten. Ee, bunlar e, tamamen amatörlere yönelik olarak. Bunları Türkiye Pist Şampiyonası'nda, Türkiye Fan Cross Şampiyonası'nda, tırmanmalarda, rallilerde, isteyenleri, istedikleri kulvarlarda yarıştıracağız. Rallye'de açılıyor musun? Evet, mısın? bir dakika. Rallye'de mi açılıyorsun? Şimdi e, rally isteyenleri yönlendireceğiz. Şu anda daha çok pist ve e, fan cross ağırlıklı gidiyor kayıtlarımız. Ama isteyenler rallyde yapabilecek. Rally'nin maliyeti biraz daha yüksek olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Onun için e, isteyenlere rally'de yaptıracağız. Ama daha çok bizim takımımızın boy göstereceği yerler Türkiye Pist Şampiyonası. Peki şimdi Monte Carlo rally'si koşulduğu geride kalan hafta sonu bildiğiniz gibi Sebastian Löp zaferle başladı. Yeni otomobili C4 ile zaten geçmek de olanak dışı o, bir gözüküyor abi. şimdilik. E, Monte Carlo rally'sini parça parça izleyelim ardından da sohbetimize devam edelim.